Şimdi aslında değişiklikleri anlatabilmek herkesin vazifesi ama Sayın Başbakan'ın bir eleştirisi de var. Bunu söyleyeceğim. Sizden özellikle istirham ediyorum. Bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar. Bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar diyor. Bir diyor, okulunuz evinize yakın. Okullardan seçme yapacaksınız. Mahallenizde yoksa en yakın ilçe, il neyse illaki istediğiniz okula gideceksiniz. İki, isterseniz de sınavla alan okullara gidebilmek için sınava gireceksiniz. Her şey bu kadar basit. Evet, yalnız şu mantık çalışırken evet, en iyi iş evine yakın iş. Bu evet. Tabii canım. Ama en iyi okul evine yakın okul mu? Onu bilmiyoruz, nitelik açısından bilmiyoruz. Yani eğer hepsi aynı nitelikte olursa tabii ki... Aynı nitelikte değil ama yani. Tabii ki şu anda Başbakanımızın söylediği söylemle aynı nitelikte olması bekleniyor o zaman. Yani söylediğim gibi aslında çok kafa karışıklığı yok. Sadece şu çok hoşuma gidiyor. O eve yakın şeyinden de, başlığı altından da bir 5 seçenek çıkması bizim için çok önemli bir şey. Onun içerisinden de 5 tane alternatifimizin olması çok güzel Nihat. Hani, ama işte 5'te herkese yakın 5 tane okul var mı? En yakın 5 düşün. Düşüneceksin artık hani 100 kilometredir, 10 kilometredir onu bilemem ama diğer en yakın mahalle, yani diğer ilçe diye de açıklıyor Sayın Başbakan. Eğer evet, yoksa bulunduğunuz yerde onların içinden seçim yapabileceksiniz. Asıl olan şu, istediğin okula gidiyorsun aslında. Aslında öyle ve de zaten başarılıysan sınavda kazanıyorsun. O da çok önemli. Yine o proje dediği o okullar devam ediyor. Yine o Galatasaray liseleri falan. Onlar yine alacaklar ama sınavda başarılı olmak lazım eskisi gibi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Minali Bey zayıf olmuş ya. Çok öyle fit mi gördüm onu, evet. Böyle şey gördüm yani, daha zayıf gördüm. Biraz magazin yapayım dedim. Şeyde mesela bu ilk çıktığında bu kendi evine yakın okullarda okunması noktasındaki fikir ilk ortaya atıldığında ailelerde şöyle bir şüphe doğdu. Bu sistem emlakçılara yarar mı? Acaba emlakçıları emlak rantı oluşturur mu diye. Maalesef böyle bir rant oluşturduğunu görünce de İster istemez üzüldük. Çünkü endişeler bir yerini gerçekliğe bıraktı. Ve şu an görüyorum mesela gazetelerde. Özellikle bakıyorum. Hemen hemen her gazetede emlak ilanlarında şu nitelikli okula yakın, bu nitelikli okula yakın, şu okula 50 metre, şu okula 30 metre, 100 metre diye ilanlar görmeye başladım. Demek ki bir emlak rantı hemen doğdu. Yani bunun giderilmesi için bir şey yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ama evet, hoş bir şey değil yani. Her böyle en ufak şeyde böyle bir fırsatçılık değil mi? Doğru bir şey değil yani. Yani niyet fırsat olduktan sonra, fırsatçılık olduktan sonra ne yapsan yap bir şekilde onun rantını sağlayacaktır uyanık bir kafalar. Belki de ben bizim insanımıza yakıştıramıyorum. Doğru bizim gibi ama misafirperver. Bak biz dün gittik mesela kurbanları keserken ne kadar güzel ağırlandı. Evet, sağ olsun. Tamam mı? Ya bizim milletimizde bu misafirperverlik var. Evet. Tamam mı? Misafirperver. Şimdi bakıyorsun abi, enteresan hareketler görüyorsun. Yani yabancı turist gelir, turisti dolandırırsın. Dün yine 2 gün önce bir haber vardı. Vallahi girmek istemedik. Yani adam motor kazası mı araba kazası yapmış. Göz göre göre ya, orada polisin önünde hırsız geliyor. Motordan arabadan bir şey evet, çalıyor. Benzini çalıyor. Benzini çalıyor ya. Benzini kendi motoruna aktardı ya göz böyle göre göre hortumla. Böyle bir ahbabalık olur mu? Böyle bir sırtlanlık olur mu? Ölü leş yiyiciler var ya. Leş yiyiciler türedi. İnanamıyorum yani. Dökülüyordu da diyor, alıyordum diyor. Böyle bir alçaklık olur mu? Bu alçaklık bu ya. Bu leş yiyici hani akbabalar falan tüner ya böyle akbabalar evet, sırtlanlar tüner ya. Ya motordan benzin çalan adamlar gördük ya, artık daha ne göreceğiz bilmiyorum. Gerçekten yani orada bir kaza var, onunla bile ilgilenmiyor. Bir yardımlaşma yok değil mi? Bir yardımlaşma, insanlara herkes, karşı bir iyilik yapma. Herkes parasının peşinde ama haklı para da değil yani. Hani nereden ne koparırsam kar. Leş yiyicilik, adam motor kazası yapmış, adam kaza geçiren adamı almışlar götürmüşler hastaneye. Başında polisler var, gazeteciler gelmiş, küçük adamın kesin durumu ağır, adam komaya girmiş, belki de ölecek. Adamın canını düşünmüyor bu. Bakmıyor bile oraya. Bu ölü yiyici, tamam mı, bu leş yiyici motordan gitmiş ya, benzini alıyor, kendi motoruna benzini çekiyor ya. Ya inanamıyorum arkadaş. İnanılmaz gerçekten. Biz hangi ara buraya geldik, inanılır gibi değil. Şimdi ya.